sessizlik habercisi cihazını insanlığa faydalı olabilmesi amacıyla geliştirdim. Bu cihaz yalnız yaşayan insanların başlarına gelebilecek bir kalp krizi, felç, inme, şok gibi hallerde yakınlarına haberdar verebilmesi için geliştirdiğim bir cihazdır. Yalnız yaşayan insanlar başlarına bu gibi bir tehlike geldiği zaman ani bir felç, kalp krizi gibi durumlarda yanında bulundurduğu bir SOS arama tuşu vasıtasıyla yakınlarına konum mesajı atar ve telefonla aranmasını sağlar. Konum mesajını ve telefonu alan yakını yapacağı ilk iş ilgili kişiyi araması olur. Eğer aradığı kişi sağlamsa, bir şey yoksa, sadece geçici bir sıkıntı atlattıysa mesele yoktur. Eğer yardım edilebilecek tıbbi bir konu, durum içerisindeyse oradaki en yakın bir arkadaşını veya 112'yi oraya yönlendirebilir. Bu yüzden sessizlik habercisi çok önemli bir cihazdır. Diyelim ki geceleyin yattı. Belirlediğimiz bir süre sonra 6 saat diyelim bir süre tanıdık cihaza. 6 saat içerisinde bu süre insanların yaşamlarına göre değişebilir. 6 saat içerisinde uyudu, herhangi bir tuvalet ihtiyacını, mutfak ihtiyacını yapmadı ve uyanmadı, kalkmadı. İşte bu durum bir tehlike durumu söz konusu olarak algılanıp daha önce hafızasına vermiş olduğumuz iki tane telefon numarasına konum mesajı atar ve birinci kişi olarak adlandırdığımız admin kişisine de ayrıca arama yapar. Ve kişi kendini kurtarmış olur. Bu cihazın ikinci bir özelliği ise çarşı pazar çıkma özelliğidir. Bir evde yaşıyorsun, yalnız yaşıyorsun. 24 saat o evde hapis duracak değilsin. Çarşı pazar gezmen lazım, dostlarına gitmen lazım, belki şehir dışına çıkacaksın. Cihazımızın dışarıda tuşu var. Dışarıya çıkarken dışarıda tuşuna basıp cihazı arama ve alarm sistemlerinden kapatıp da gitmiş oluyorsun. Diyelim eve çarşıdan geldin, komşudan geri geldin, dışarıda tuşuna yeniden basarak sistemi devreye sokuyorsun, alarm seni korumaya başlıyor. Sessizlik habercisi sistemimiz budur. Dışarıda tuşuyla dışarıya çıkarken basarak sistemi devre dışı bırakıyoruz ama SOS tuşu her zaman çalışır vaziyettedir. Şimdi çalışır vaziyette getiriyorum. Şu anda bu cihaz çalışır durumdadır. Evde yalnız kaldığın zaman, gece yattığın zaman bu seni korumaya almıştır. Artık sessizlik habercisi hareket sensörümüz vasıtasıyla evdeki hareketi veya hareketsizliği algılar, mikro devreler yardımıyla bunu değerlendirip sinyal, tehlike sinyali olarak karşıya yollar. Ani bir rahatsızlığımız durumda uzaktan kumanda SOS tuşumuz vasıtasıyla bu sistemi devreye sokabiliriz. Bakın şimdi sokuyorum. Ve arama da yapıyor. Bakın arama da yapıyor şu anda. Hem mesaj hem arama.